13 Kasım 2016 Doktor Hattat Hafız Necmi Atik hocamızla. Hocam ismini bağışlarsanız caminin ismi net mi? Akdeniz Üniversitesi Camii. Evet. Girişte zaten taşa oyduk. Tamam. Şu an orada belli. Hocam ikinci klipte bakalım bize iç sahan alanıyla ilgili neler? Evet. İmam verecek bilgi olarak. İmam odasından imamın cübbesini giyerek çıktığı yerdeyiz. Oo, sahan ne kadar geniş hocam. Burası yani ne kadar metrekare? 1000 mi diyeyim? Daha mı fazla? Burası 50-50, 2500 metrekarelik ana alan. Cemaat yeri olarak kapasite? Cemaat yeri olarak sadece burada 0-60 ile çarptığınızda yaklaşık 4000-5000 kişi burada namaz kılabilir. Kocatepe'den büyük diyebilir miyiz? Büyük. Kocatepe'de bu arada 40.000 metrekare, 40 dönüm üzerinde oturuyor. Buranın toplam alanı? Bu alan 100 dönüm üzerinde oturuyor, evet. Ama caminin oturduğu yer, şöyle hesap edersek, üst üste hesap etmiyorum ben. Oturduğu yer 13.000 metrekare. Evet. Şimdi bunu 3 kat olarak düşündüğünüzde. Tabii, metreküp olarak değil mi? Metrekare. Metrekare olarak. Bunu üst üste koyduğunuzda bu 50.000'e kadar çıkar. Hocam karşılarda hat var. Sağınızda, ben sizin tarzınızı bildim. Sağınızda. Ha orada da var. Ayetel Kürsi. Evet, 9 metre boyunda. Oo. Ayetel Kürsi. Yani emeğe bir şey olmasın da ne kadar bir süreçte bu bitiyor hocam? Kaç ay mı, yıl mı diyeyim? Bu 6 ayda bitti. 6 ayda bitti. 6 ayda bitti. Bu öncelikle yazılıyor. Yazıldıktan sonra bunlar illüstratör ile, çünkü CNC makine elle olmuyor. Eli yapabilecek taşı elde oyup sizin yazmış olduğunuz sanatın inceliklerini taşa aktarabilecek usta Türkiye'de var mı bilmiyorum. Yani yok demiyorum ama var mı bilmiyorum. Biraz ben görmedim. Yakından görelim. Ben görmedim. Hattın yine hocamın imzası ile bize gelen özelliklerinde her bir harfin hocam bir oraya bir imza atılmış ama şey yok, tarih yok. Bunu acaba tarih atmadım iş taraftakilere. Evet. İlk bir şeyi var mı anlamı? Anlamı şu, her tarafa tarih atmadık. Başlangıç olarak burasıydı. Zannediyorum o tarafta tarih var mı, orada da yok zannediyorum. Bu ikisine büyük şeylere tarih atmadım. Boyut gene aynı mı? Karşılıklı. Karşılıklı. Buradaki sürüs yazı olmasına rağmen oradaki biraz daha farklı, evet. Talik yazısı. Şimdi şöyle bir fark var. Biz bir camide yapılacak bütün mesela namaz sonrası tesbihatı veya namazlardan sonra okunan şeyleri burada ilk defa duvarlara işliyoruz. Yani camide ne hangi tesbihatı, duaları ve sureleri okuyorsanız burada onları göreceksiniz. Zikir ayetleri diyebiliriz yani. Mesela evet. Bak şurada Erdoğan. Görelim. Burada Subhanallahi velhamdülillahi. Bak tesbih tanesi gibi yine. Evet, evet. Ve la ilahe illallah ve Allah. Ve la havle ve la kuvvete. Dolaşır. Ha, orada. İlla billahi aliyyil azimle bitiyor, öyle mi? Orada ve huve ala kulli şeyin kadir ile biter. Evet. Şimdi bu tesbihattır. Bu tesbihatın arasındaki Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber de tam karşıdadır. Evet, hocam hubbeye geçmeden mihrap dikkatimi çekti. Çok geniş bir mihrap var. Çok geniş. Burayı anlatayım. Tabii. Şimdi burada çıkış ve giriş kapımız var. Evet, iki ana kapı diyoruz. Sebep şundan, cemaat herhangi bir sıkışma, izdiham. İzdihama gerek kalmadan rahatlıkla boşaltabilsin veya girebilsin. Çok güzel. Burada öbür taraftaki Haşr suresinin son 3 ayeti, Huvallahu lezi. Burada ise Ayetel Kürsi var. Yine aynı mantıkla yazıldı bunlar. Biliyorsunuz turistler geldiğinde şuradan biz sağa çok, çok geniş koyacağız. Yani içeriye giriş noktasında her yerde olduğu gibi burada dolaşacaklar. Dolaştıkları yerde bunların kenarlarına 5 dilde açıklamalarını yazacağız. Çok güzel. Ayrıca uzaktan kendilerine buradan cihaz anlatıldığı mı? Kulaklıklar vereceğiz. Anladım. Bu müzelerde olduğu gibi. Evet. Dikkatini çekerse hanımlarla ana mekanı bölmedik. Burası açık kalacak. Müezzin mahfili nereye acaba? Bura mı? Müezzin mahfili şurada. Ha, altta olacak değil mi? Evet burada. Ama çift kat. Kocatepe katlı, gibi. Aynen katlı. Süleymaniye gibi evet. Veya Sultanahmet gibi. Hanımların da ana mekanından kopmamaları için. Çok güzel. Oraya bir korkuluk koyacağız.
kısa bir korkuluk, cuma namazlarında olsun, diğer vakitlerde olsun rahatlıkla da iştirak edebilecekler. Peki hocam, biz ana kubbenin çapı acaba? Oraya girip oradan çek. Tamam, olur. Şunu da görelim. Kadraja sığmıyor ama. Ve huvel azizul hakim ile bitiyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğiniz gibi burada da tarih yok. Ketebe-u Necmi. Evet. Burayı... Hocam farklı bir stil var. Stili anlatırsanız. Bu stilimiz talik stili. Talik stilini biz 14, 15, 16. yüzyıl diyelim. O zamanlar almışız, yazmaya başlamışız. Aslında İran resmi neredeyse sanatıdır bu. Fakat bizde de bunu İranlılardan çok daha iyi yazan hattatlarımız çıkmış. Biz farklı olsun, yani has sanatlarının farklı mecraları burada işlensin diye farklı usulleri yazıyoruz. Yine kubbelerde farklı usuller olacak, divani olacak. Haşr suresinin son ayetleri, son üç ayeti değil mi? Evet. Vallahu levi. Evet. Son üç ayet. Yine yan taraflar. Şurada ikişer kapı var. Görelim. Ha, yandan giriş. Evet. Doğu kapısı değil mi? Doğu, batıda da var. Bunlar da Allah korusun herhangi bir yangındır, zelzeledir. Hızlı bir şeydir. Çıkış. Hızlı çıkış. Hızlı tahliye için burada tam 2, 4, 6, 8 kapı var. Rakamlar hep böyledir. 8, 12. Evet. Mesela burada 12 tane sütun var. 12 tane tesbih yazısı var. Bazı şeyler mesela 12 ay, 4 mevsim. Şimdi onu çok güzel ama Hristiyanlıkta da 12 havariyi çağrıştıran kiliselerde bir sembolik yaklaşım var. Onu da söyleyeyim. 12 havari Kur'an'da da var. Çok güzel. Ama onların şeylerinde de işlenmiş adeta. Doğru. Ama onlar işledi diye doğru yanlış olmaz. Tabii. Ki. Kesinlikle. Peki hocam, mihrap geciktirilmesinin sebebi son anlara doğru mu? Şimdi burada bir çalışma var ya. Evet. Buradaki çalışmaların mesela yukarıda Allah korusun. Tabii. Aksamaması için. Yok, aksamasından ziyade herhangi bir demir düştü. Herhangi bir yukarıdan bir parça diyelim ki şeyin üzerine geldi. Doğru. Mihraptaki de aynı. Mihrap, minber, kürsü burada. Şey, minberimiz burada. Müezzin mahfili orada. Bunlar en son konduktan sonra halı konacak. Şu an bizim yukarıda avizelerimizin, kandil avizelerimizin asılacağı halatların şeyleri bile belli. Hocam çok yüksek. Şimdi yani burada, Kocatepe'den de yüksek. Selimiye'yi de örnek vermiştiniz herhalde. Bunlar bu 8 metre. Kaç? 48 metre. 48 metre. Evet. Bunu Ayasofya. Ayasofya 56 metre zannediyorum. Ayasofya'nın yüksekliği, kubbe yüksekliği. Ama genişliği Ayasofya'nın bundan daha az. Çap olarak. Evet. Buradan tam 48 metre. Şeyin çapı 36.25 metre. Biz bunu bir şeyleri geçelim diye değil, bu plana böyle olduğu için yaptık. Fakat kubbeyi dökerken çok sıkıntı çektik. Çünkü oraya beton dökebilmek, orada çok iş yapabilmek yüksek olduğu çok yüksekti. Için. Tedbirlerini aldık. Hatta bununla alakalı bir sürü haberler falan da yapıldı. Sık sık yapıldı gibi camiyle alakalı. Ama hamdolsun bir kişinin burnu bile kanamadan biz bu kubbeyi döktük. Kubbenin altına gördüğünüz gibi 32 tane orada pencere var. Yine bir sayı söyledim. Yine katlı bir sayı değil mi? 32 farz. Burada nasip olursa, Allah izin verirse yine bir orijinal süsleme göreceksiniz. Orijinal desenler göreceksiniz. İhalesi yapıldı mı? Onu... İhalesi önümüzdeki dönemde yapılacak. Şimdi müezzin mahfili orada. Evet. Onun üzerinden işte çekim yapmak veya televizyonlar tamam. Geldiğinde ona göre de bir platform oluşturuyoruz. Çok güzel. Her türlü altyapısı orada hazır. Hocam, fil ayağı dediğimiz ayakları görüyorum. Onlar ile ilgili de bir bilgi verirseniz. Kaç? Şimdi fil ayaklarının şuradan bir örnek göstereyim. Evet. Şu an kimse çalışmadığı için gezebiliyoruz. Yoksa normalde burada gezmek değil. Sultan Ahmet'in fil ayakları daha geniş gördüm ben. Buradaki durum nedir bilmiyorum. Bu arada camilerle alakalı evet. Türkiye'nin her tarafını gezdik.
Hatta maşallah. Camilerin üstüne çıktık. Çok güzel. O filayaklarına baktık. Filayakların üstüne çıktık. Evet. İçeriden gezdik. Ecdat tabii o dönemlerde kullanmış olduğu yığma taşı olduğundan dolayı yapabileceği en mukavemetli gövdeyi yapmış. Filayaklarını ne kadar geniş tutması gerekiyorsa öyle tutmuş. Niye göre? Kubbenin eksenine göre. Çünkü kubbe oraya oturuyor. Ona göre ne kadar genişletmesi gerekiyorsa öyle genişletmiş. Şimdi bizim modern teknolojide şu görmüş olduğunuz ayak, o fil ayağının görevini görüyor. İlginç. Nasıl görüyor? Beton kalitesiyle ve demir içerisine konmuş olan mukavemet demir, diyelim. Mukavemetin statik açıdan bununla bitiriliyor. Biz bunları şu şekilde, hani siz dediniz ya neden yapılmıyor? Bakın, evet. Yapılmış fakat şu an bir sürü tahribat görmüş. Doğru. Örnek doğru, bu. Doğru. Bunu niye örnek olarak koyduk? Bütün üfleme sistemini, soğuk ve sıcak sistemi buradan göreceksiniz. Hatta görmeyeceksiniz, hissedeceksiniz. Bunların üstünden sıcak ve soğuk. Hemen aklıma Mescid-i Nebevi geldi. Üfleme aynen. Sistemi var orada. Onun altta. Evet, biz altta. Doğru. Hem mekan kaybını nedir ha, ondan dolayı mı? Hem de insanların rahatsızlığını engellemek. Peki için. Isınma alttan mı olacak? Onu söyleyeyim bu arada. Antalya'da ısınma çok fazla sorun olmayacak. Fakat ilk öndeki 3 sıralara altından tamam, elektrikle ısıtma. Isıtacağız. Ama onun dışında koyacağımız halı, ne bileyim zaten Antalya'nın havası, tabii, insanların iklim özellikleri, iklim özelliklerinden engelleyecektir yani. Tabii. Kuvvetle muhtemel. Peki hocam, sona yaklaşıyoruz. Mimarı, mühendisi bir yani yarışmayla mı, genelde öyle olur, bir yarışmayla mı yoksa seçici kurulun yaptığı, mütevelli heyetinin yaptığı bir tasarruf mudur? Türkiye'deki mimari projelerde, bilhassa camilerin mimarisiyle alakalı projelerde yeni yeni bir girişme söz konusu. Yani caminin özelliklerini hangi projeye bakarsanız bakın, detaylandırmada mimarlarımız şu an yani %100 başarılı değiller. Çünkü mimari projeleri onlara okullarda zaten okutulmuyor. Okullarda okutulmayan şey veya es geçilen, pas geçilen, çok az gösterilen, tarihsel olarak mimari tarihçede ancak anlatılan şeyler uygulamaya geldiği zaman mimarlarımız çok fazla şeyi yansıtamıyorlar. Yani dışarıdan görüyorsunuz, mesela ben projeleri uygulamaya yönelik. Yani çeşitli isimlerini vermeyeyim, evet. Çeşitli projelerde görüyorum. Dışarıdan cami gördüğünüz zaman bile size çok fazla tarihimizi aksettiren Osmanlı'yı, Selçuklu'yu veya modern tarzda cami mimarisini aksettiren şeyler olmuyor. Şimdi burada bir mix mi diyelim, bu katışık mix bir oldu. Evet. Fakat camimizin mimari projesini bir proje bürosu, Gültekin Mimarlık diye bir proje. İsimlerini de kaydedelim çünkü evet. Hizmetleri var. Bizim statik yine Yusuf Bey statiğimizi yaptı. Allah razı olsun. Mekanik yine Ufuk Bey. Arme. Hepsine teşekkür yaptı. Ediyoruz. Evet, Allah razı olsun. Mimarlık yaptı. Statik yine bizim sağ olsunlar Eciş kardeşler. Peki yapı yaptılar. Denetimi söz konusu mu burada? Yapı denetim üniversitenin içerisinden yapılıyor. Yapı denetim olarak onlar bizi takip ediyorlar. Evet. Her türlü prosedüre tabi çok tabii güzel. Ki geliyorlar gidiyorlar. Tabii. Ve biz ama şunu yapıyoruz. Her geldiklerinde kullanılmış olan malzemenin bir üst malzeme olduğunu görünce teşekkür ediyorlar. Mesela diyelim ki beton olarak C25 gerekiyor. Biz C30 dökün diyoruz. C30 dökülmesi gerekiyor. C35 dökün diyoruz. Yani bir üst, bir üst, bir üst. Statik olarak da diyoruz ki statikçiye sizin yapmanız gereken statik projeyi bir tık daha yukarıya koyun. Ona göre yapalım. Yani biraz uzun zaman uzun soluklu. Hizmet versin. Kesinlikle. Hocam sona yaklaşıyoruz. Üçüncü bir klibi açmamak için mütevelli heyetindeki kardeşlerimizi de zikrederseniz. Başta başkanımız siz. Hatta Tafız, Doktor Necmi Atik kardeşimiz. Bunun yanında kimler ekibiniz? Biz ekipman olarak. 2010 yılında 40 dernekten bu derneği teşekkür etti. Teşekkür yani. Etti. 40 derneğimiz içerisinde 7 kişi seçildi. Maşallah. Derneğimizin kuruculuğunu yaptı. Başta kurucu başkanımız Avukat Mahmut Celal Okudan kardeşimizdi. Bir 6 ay derneğin kurulmasıyla alakalı faaliyetler gösterdi. İlk genel kurulda biz istemedik. Kürsüye çıktık, dedik ki bu bir vebaldir, büyük bir iştir. Bizi seçmeyin desek de el birliğiyle, tek ben oy atmamışım kendime. Herkes, Allah razı olsun, bize bu görevi tevdi ettiler.
Daha sonraki süreçte mescitleri iman edenler yüce Allah, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerdir diyor. İnşallah o ayetin sırrına mütevelli heyetiyle başkanımız olarak erersiniz. Amin. Mütevelli heyetimiz de 4. seçimde oldu. Yine bizi seçtiler kardeşlerimiz. Bizim mütevelli heyetimiz yine kardeşlerimizden oluştu. Bu arada rahmet-i rahmana kavuşan 2 kardeşimiz oldu. Onlara da Rabbimizden rahmet diliyorum. Sona geliyoruz. Necmi Atik, Hacı Hafız diyelim. Hacının, estağfurullah. Hattat doktor. Erdoğan kardeşimiz de yine yardımcı doçent doktor. Allah razı olsun. İlahiyat Fakültesi'nde Antalya'ya ziyarete gelmişler bizleri. 13 Kasım 2016 Akdeniz Camii. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.